Tunceli'den pazar günü başlıyor. Evet. Kamp yorucu ve yoğun geçti. Daha önceden çalışmadığımız, çok fazla çalışmadığımız şeyler üzerinde durduk. Eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Bu da direncimizi arttıracağını düşünüyorum. Şu anda da kamptan döndük. Karagümrük maçına odaklandık. İstediğimiz sonucu alıp yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. İkinci yarı için... I am big player in this team. I am very young, very, very talento. Yeni bir başlangıç olacağını düşünüyor musun Bursaspor için? Kesinlikle yani... Bu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Sezon başında bildiğiniz gibi bazı zorluklarla başladık. Ama buna rağmen hala yarışın içerisindeyiz. İkinci yarıda bu zorlukların üstesinden gelip daha iyi performans sergileyip tabii ki daha farklı, daha coşkulu ve zaman zaman daha iyi oynamamız gereken dönemlerde kötü oynayan bir Bursaspor değil de her zaman iyi oynayan bir Bursaspor izlettireceğimizi ben düşünüyorum. Bireysel olarak formunu değerlendirme gerekirse kimi zaman yedek oynadın, kimi zaman 11'de başladın. İkinci yarı için senin düşüncelerin ne? Yedek kalmak ya da oynamak değil, gelişimimin sürdürülebilirliği ve takımıma katkımı düşünüyorum. Sezon başından itibaren tabii ki daha iyi performans sergilemem gereken dönemler ama sergilemediğim dönemler oldu. Bunun farkındayım. Ama her kötü performansından da kendime dersler çıkardım. Şu anda kendimi sezon başına göre çok daha iyi hissediyorum. Ve ilk maçta da cezalı olacağım için çok üzgünüm. Şu anda takım arkadaşlarımla birlikte Karagümrük maçına, ondan sonra da kendimle alakalı Akhisar maçına odaklanmış durumdayım. Gürkan? Sence Türkiye'de futbol yavaş oynanıyor mu? Eğer yavaş oynandığını düşünüyorsan da bu futbolcunun inisiyatifinde mi yoksa taktiksel bir gerçek mi? Bunun için çok farklı bir etken var. Şimdi konuşmaya başlarsak bence çok uzar ama kısaca kendi fikirlerimi özetleyecek olursam evet yani bir Premier Lig'e ya da İspanya Ligi'ne baktığımızda hızımız ve oyun kalitemiz biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Bunun da futbolcu eğitimiyle, antrenör eğitimiyle ve kulübü yöneten isimlerin daha sürdürülebilir bir takım sahaya koymak istememesiyle bağdaştırıyorum. O yüzden biz gençler olarak belki bunun daha iyi farkında olursak ileride Türk futboluna daha farklı nesiller yetiştirmeye de destek oluruz. Biz arkadaşlarımla birlikte bunun farkında olduğumuz için kendimi ayrı hissediyorum. Ve bazı şu dönemde bazı eksiklikleri de gözlemleme şansı ve farkındalığına sahip olduğumuz için mutluyuz.